Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle biz de okulumuzda öğrencilerimize dokunabilecek, onların hissedebilecekleri bir etkinlik yapmak istedik. Hayvanları Koruma Günü ile ilgili olarak bir pano çalışması ya da şiirler okunmasının yanında aynı zamanda çocuklarımızın evlerinde besledikleri evcil hayvanlarını velilerinin nezaretinde okulumuza getirerek diğer arkadaşlarına bu hayvanların adı, cinsi, türü, bu konuda neyle beslendikleri, sorumlulukları ile ilgili konularda diğer arkadaşlarına bilgiler vermesini istedik. Bu anlamda da belki de çocuklarımızın hayvanlara korunmasına yönelik duyarlılıkların atılmasında da küçük bir katkımız olsun istedik bizler. Tabii şimdi şöyle ki biz sınıflar bazında bütün sınıflarımızı aşağı indirmek suretiyle hayvanlarımızı gezdiriyoruz, dolaştırıyoruz, bilgilendirmeler yapmaya çalışıyoruz. Gerek velilerimizden gerek öğrencilerimizden de böyle bir etkinliği ilk defa gördükleri noktasında bir dönüş oldu. Memnuniyetlerini ifade ettiler. Şimdi şöyle ki tabii ki çağımızda çocuklarımızın özellikle televizyon, cep telefonu gibi görsel medyanın etkisinde kaldıkları, bu tür teknolojik araçları çok çok kullandıklarını hepimiz biliyoruz. Biz istiyoruz ki her bir çocuğumuz evde mutlaka bir evcil hayvan beslesin, bakımını üstlensin. Bu sadece bir evcil hayvan beslemekten daha öte, aynı zamanda sorumluluk sahibi olmayı, bir canlıya yardım edebilmek noktasında da duyarlılık geliştirmesinde katkıları olacağını düşünüyorum. Bence çok güzel yani. Her şey var burada. Kedi var, kuş var. Ondan sonra tavşanlar var. Tavşanları çok sevdim. Nereye tanıtıyoruz? Daha önce görmediğiniz hayvanlar var mı? Yok. Bakıyoruz. İşte yani şey olarak anlatıyoruz. Nasıl mesela kaç yıl adı ne? Tavşan mı? Göbek mi? Şey bizim kedimiz var. Adı Sushi ve çok tatlı.